Acaba sonu nereye varır? Onu bilmiyorum. Manşetimizi böyle seçtik. Fakat dün o toplantıyı yerinde izledim. Pek çok sayıda meslektaşımla, liderlerle konuştuk. Uzmanlarla, avukatlarla, siyasetçilerle konuştuk. Sonu nereye varır bilmem ama bu toplantının böylesine yapılması, bu fotoğrafın verilebilmesi, 6 liderin bir araya gelerek imza atabilmesi bile başlı başına önemlidir efendim. Siyasal hayat uzlaşı gerektirir. Çünkü aslında politika uzlaşma sanatıdır. Dolayısıyla ben önemsiyorum. Ama sonun nereye varacağını bundan sonra liderlerin gösterecekleri akıl, diplomatik manevra kabiliyeti ve vizyonları gösterecektir diyorum. Şimdi hepinizin dikkatini çekmek istediğim bir önemli konu var. Yeni bir konu. Daha evvel hatırlar mısınız? Zeytinliklerimizi korumak için hep beraber sesimizi yükseltmiştik ve engel olmuştuk. Şimdi İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi ve bütünüyle kamuoyunun dikkatini çekmek istediğim önemli bir konu var. Savaş, şuraya döneceğim. Lütfen. Dikkatinizi istiyorum ama. Olur mu? Bakın. Ali Ekber Yıldırım. Zeytin katliamı olacak. Madencilik için zeytinlikler ya kesilecek ya taşınacak. Meclise 7 kez getirilen yasa teklifi reddedilmişti. Yönetmelik değişikliğiyle zeytin katliamının önü açıldı. Bakın bunu tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım söylüyor. Bir de Çiğdem Toker meslektaşım. Bugünden itibaren elektrik üretiminde kullanılan kömür sahası ile zeytin ağaçları aynı yere rastlarsa zeytinlikler şirket tarafından kesilebilecek. Enerji Bakanlığı zeytinlikleri yok edilebilmesi için maden şirketlerinin önünü açtı, hem de kamu yararı gerekçesini sunarak. Bakın bu konu önemli ve yaşamsal bir konudur. Bu konuyu bugünden itibaren, şu andan itibaren en öncelikli beka sorunu olarak gördüğümü ifade ediyorum ve takip listemin başına alıyorum. Editörüm Zeray Kınacı ve danışmanım Nihal Kemaloğlu da bu konuyu takip etsinler. An be an sizlere detaylı gelişmeler aktaracağım. Bu konu benim için en önemli konudur efendim. Zeytin kutsaldır, zeytinlikler kutsaldır, yaşamın binlerce yıldır sembolüdür onlar. Ülkemizin zeytinliklerinin yok olmasına izin veremeyiz. Mesela biraz sonra sizleri Simav'dan altın dediğiniz madendir ama altını tabağıma koyup yiyemeyiz. Biz temiz hava solumak istiyoruz. Temiz ve sağlıklı su, temiz ve sağlıklı gıdalarla beslenmek istiyoruz. Biz tarlalarımızın, havamızın bozulmasını istemiyoruz diyen Simavlıların sesini de sizlere izleteceğim, dinleteceğim biraz sonra. Buyurun Milliyet'e geçelim. Belarus'ta müzakere masası kuruldu ama nükleer kuşatma. Rusya'nın nükleer gücünü yüksek alarma geçirmesinin ardından Belarus anayasa değişikliği referandumuyla nükleer silahsız ülke statüsünden çıktı denilmekte. Tabii bugün ben bütün gazeteleri birinci sayfaları okurken sabah 5'ten itibaren aynı zamanda hem Ukrayna ile ilgili haberler, hem ekonomiye dair manşetler, hem de 6 muhalefet parti liderinin bir araya gelmesiyle ilgili görüşmeler acaba var mı gözüyle baktım. Milliyet'te aradım. En son bir mikroskop buldum ve şöyle bir bulabildim efendim. Bakın sayfanın tam altında. Arkadaşlarım da aktarsınlar. Sayfanın en altında küçücük bir manşet olarak 6 lider mutabakat metnini imzaladı diyor. Verebiliyor muyuz görüntüyü arkadaşlar? Siz de göremiyorsunuz değil mi? Keşke size de birer tane mikroskop verseydim Savaş. Çünkü başka türlü göremezdik bunu. Gördünüz, tamam. Teşekkür ediyorum. Peki bir taraftan da Ukrayna'da yaşananların insanlık için dram boyutu vardı. Dramı şimdi gözler önüne getirelim. Çeşitli şehirlerdeki vatandaşlarımızı trenlerle önce Romanya'ya götürecek, ardından ülkemize getirecek bir çalışmanın da şu anda içindeyiz. Tabii rahatladık. Şimdi bir gidip uyumak istiyoruz yani hepimiz. Kalan arkadaşlarımız da Bükreş'te konaklayacak bu gece. Yarın yola çıkacak hepsi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tahliye planını açıkladıktan kısa bir süre sonra çok sayıda Türk vatandaşı çeşitli noktalardan Türkiye'ye giriş yaptı. Ukrayna'nın Lviv kentinde de tahliye için bekleyenler tren istasyonunu doldurdu. Şu an tahliyemiz belli oldu. Eve gidiyoruz ve bombalar çok şiddetlendi. Oy 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 oy! Özel bombalar düşüyor oraya. Давай, я сюда. Давай, я сюда.
Savaşın 6. gününde Rusya'nın havadan ve karadan saldırıları gece gündüz devam ediyor. Sivillerin üzerine bombalar yağıyor. Ukrayna 16'sı çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. 2000'e yakın yaralı arasında ise 100'den fazla çocuk ve bebek var. Bombaların hedefi olan çocuklardan birini hayata döndürmeye çalışırken sağlık görevlileri de gözyaşlarına hakim olamadı. Aralarında kanser hastalarının da olduğu bu çocuklar hastanede değil sığınaklarda yaşam savaşı veriyor. Otoparklar gibi spor salonları da birer sığınağa dönüştürüldü. Ama evinden dışarı adım atamayacak durumda olanlar da var. Tahliye için sesini duyurmaya çalışan Türk vatandaşlarından biri de Hasan Selçuk Altunbaş. 10 dakika önce mesaj geldi. Yani saat 14'te öbür kalkacaktır Odessa'dan. Siz peki ama 14'e kadar Odessa'ya gidebilecek durumda mısınız? Mümkün değil. Şu anda Nikolaev'de evet kuşatılmış durumda. Bugün 5. gün buradayız ve her şey yoluna girecek diye umut ediyoruz. Ve hayatta kalmak kalıyor istiyoruz. Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Anna Sancar da küçük kızıyla birlikte Harkov'a 40 kilometre uzaklıkta bir evde mahsur durumda. Yiyecekleri sınırlı, nakit paraları da bitmek üzere. Zaten raflar da neredeyse boş artık. Uzun kuyrukların ardından kimileri eli boş ayrılmak zorunda kalıyor marketlerden. Çok fazla malzemelerimiz yok, o yüzden fazla da burada durabilme şansımız da yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, çaresiz kaldık. Çatışmaların şiddetlendiği şehirlerden çıkabilmek neredeyse imkansız artık. Türk aşçı Emrecan Tekin de ailesiyle Zaporijya şehrinde mahsur kaldı. Sığınakta kurtarılmaya beklerken Ukraynalı askerler için de yemek yapmaya başladılar. Mutfakta Ukrayna askerlerine yemek yapılıyor. Halk seferberlik durumunda Ukrayna askerlerine yardım için bulunuyor. Nefes almakta bile çok zorlaştı. Buradan en kısa zamanda tahliyemizi bekliyoruz. Place is gonna be very bad. Çok tehlikeliydi ama ayrılmak zorundaydık. Yeni bir ana vatan bulmak imkansız. Ukraynalılar vatanlarını terk etmenin acısıyla biniyor trenlere. Gözleri yaşlı geçiyorlar sınır kapılarından. Türkler içinse Harkov ve Lviv'den tren kaldırılacağını duyurdu Kiev Büyükelçiliği. Ulaşabilenler saatler öncesinden beklemeye başladı. Hava saldırılarına karşı sığınağa indirildi. Şu an yukarıda hiçbir Türk vatandaşı yok. Hepsi sığınağa indi. Geceden sabaha Ukrayna'da mahsur kalan çok sayıda vatandaş Türkiye'ye geldi. Ukrayna'dan Romanya'ya ulaştırılan 164 kişi Türk Hava Yolları'nın tahliye seferiyle yurda getirildi. Tahliyeler sürüyor. Bükreş'ten bizi tahliye ettiler. Memlekete geldik. Diğer arkadaşlar da tabii araçları Bulgaristan üzerinden işte Edirne'den girip Türkiye'ye gelecekler inşallah.